Programımıza devam ediyoruz. Sırada Sayın Murat'ı Raşit Vakfur'un konuşması var. Konuşmanın ismi İlahi Aşka Ulaşma Vasıtaları. Sayın Raşit Vakfur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Demin okudum ayet-i kerimesi Bakara suresinin 166. ayetidir. Allah-u Teala buyurur ki insanlar arasında Allah'a ortak koşanlar vardır. Ve onlar Allah'ı sevmeleri gerektiği gibi ortaklarını severler. Halbuki iman edenler en çok Allah'ı sever ve zalimler azap gördükleri gün bütün güç Allah'ın elinde olduğunu anlayacaklardır ve bilecekler ki Allah en çok azap veren ve en şiddetli azap Allah-u Teala verir. Konumuz, bu celsanın konusu ilahi aşk ve sevgisi. Kur'an-ı Kerim'de aşk kelimesi geçmemekle beraber sevgi kelimesi geçer. Bizim genelde Türkçe'de biz aşık olduk, aşk kelimesi kullanılır. Ama aşk kelimesinin içinde akli dengesinin bozulması da vardır. Yani bir insanın akli yerinde olmasa, biraz dengesi bozulursa ona aşık olduğu denilir. O aşıktır. Bundan dolayı kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için aşaka Muhammedun Rabbahu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine aşık oldu diyorlardı. Yani onda hem bir manada övgü var ama bir mana demek ki ya akli yerinde değil artık. Bizim gibi düşünmüyor. Böyle bir mana da var. Ama Kur'an-ı Kerim bunun yerine hubb kelimesini, muhabbet kelimesini kullanmaktadır. Türkçe'de de biz muhabbet kelimesini kullanıyoruz. Sevgi diye onu çeviriyoruz. Muhabbet kelimesinin anlamına gelince bunu Türkçe'de anlamak zor değil. Hub'tan, HB bunun kökü. Hub ve Türkçe'de bir hap var biz. İlaç olarak yuttuğumuz hap. Hapın özelliği nedir? İçi dop doludur. Bir zerre kadar boşluk yok. Ve birisinin içi birisiyle dop dolu olunca o onun muhabbetine kendini kaptırmıştır demektir. Ve Vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bundan dolayı muhabbet kelimesinin gerçek sahibi Allah-u Teala'dır. Başkası için muhabbet kelimesi kullanılmaz. Allah-u Teala için kullanılır. Çünkü gerçek hak, muhabbet Allah-u Teala hak ediyor. Gerçek sevgi Allah-u Teala hak ediyor. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala iman edenler
en çok Allah'ı sever ve zalim olanlar azap görecekleri zaman şöyle şöyle diyecekler buyurmaktadır. Şimdi müminler en çok Allah'ı sever ama zalimler azap görecekleri zamanı, şimdi sevgi ve zulm arasında ne bağ var? Allah Teala niye sevgiden bahsederken zulmden bahsetti? Bunu anlamamız gerekir. Arapçada zulm aslında vaz'u şey fi gayri mahalledir. Bir şey yerinde değil de bir şey olmayan yere koymak, bu zulmdür Arapçada. Vaz'u şey fi gayri mahalledir zulm. Ve çünkü Allah-u Teala'yı sevmeyen insanlar başkalarının sevgilerini kaplıyorlar. Nitekim Allah'ın hakkını Allah'a ödemedikleri için zalimdirler. Onun için Allah-u Teala bu ayet-i kerimesinde bu tür insanlar için zalim kimseler böyle böyle göreceklerdir buyurmaktadır. Vadil-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın 5. hilifesi 6 Haziran 2014 Cuma hutbesinde buyurur ki, bu Allah'ın üzerimize büyük lütfudur ki biz çağımızın imamı Vadil-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettik. Ve nerede ve ne zaman bir kılavuz dua ihtiyacımız varsa, Kur'an-ı Kerim'den bir şey anlamıyorsak, Vadil-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarına başvurduğumuz zaman oradan biz inciler bulmaktayız ve sorunumuzu çözmekteyiz veya sorunumuz çözülmektedir. Bundan şunu anladık ki eğer biz Allah yoluna adım atmak istiyorsak, eğer biz gönlümüzü Allah-u Teala'ya kaptırmak istiyorsak, bunun birinci adımı Kur'an-ı Kerim okumamız. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman aklımıza bazı şeyler gelecek. Niye Kur'an-ı Kerim böyle dedi? Böyle bir şey aklımıza geldiği zaman Vadil-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarına başvuracağız. Ki Vadil-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu ne şekilde açıkladı? Ve Hazreti Amirül Mümininin hutbelerine başvuracağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve Vadil-i Mesih Aleyhisselatü'nün kitaplarını anlamanız için Arapça bilmeniz veya Urduca bilmeniz yeterli değildir. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu kitap, Kur'an, Hudan lil muttakin, herkese hidayet vermez. Takva sahibine hidayet verir. Takva nedir? İnsanın içindeki nur, içindeki ışık. Şimdi eğer benim nurum 20 watt ise ben ancak o kadar göreceğim Kur'an-ı Kerim'in ayetini, o kadar anlayabilirim. Birisinin 50 watt ise o kadar daha rahat görecek, anlayabilecek. Birisinin 500 watt ise o kadar görecek. Ve çünkü devrin halifesinin nuru en parlayan nurdur. Onun için ona verilen Kur'an ve Vadil-i Mesih Aleyhisselam'ın kitabın tefhimi, anlamı ona nasıl veriliyorsa kimseye verilmez ve başlanmaz. Durum böyleyken eğer biz Allah sevgisinde ilerlemek istiyorsak, o zaman bizim yapmamız gereken, huzurunda kendi mesajında, düğünden okunan mesajında dediği gibi, Hazreti Amirül Mümininin Cuma hutbelerini devamlı olarak dinlememiz, aksatmadan. Ve oradan eğer biz onları dikkatle dinlersek bizim bu yolculuğumuz kolaylaşır. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben Cami-i Ahmediye'de okurken Afrika'dan bir çocuk geldi. 4. Halife Hazretleri'ne rahmetullah'a bir mektup yazdı. Dedi ki ben evliya olmak istiyorum. Ben Allah sevgisini kalbinde beslemek istiyorum. Bu yolda ilerlemek istiyorum. Ne yapmam gerekir? Huzuruna cevabını yazdı. Benim hutbelerimi dikkatle dinle. Benim hutbelerimi dikkatle dinle.
Bu demek değil ki sadece benim hutbelerim. Demek ki zamanın halifenin hutbelerine dört kulak dinle. Muhabbetten bahsederken Allah'a varmanın, Allah sevgisini varmanın yollarından bahsederken Vadlil Mesih Aleyhisselam diyor ki muhabbet ve sevgi ülkesinin krallığı bana bağış edilmiştir. Nitekim Vadlil Mesih Aleyhisselam'a kulak vermek zorundayız. Ben bu konuyu tabi vaktim müsait olduğu müddetçe bazı bölümlere bunu ayırdım. Birincisi sevgi nedir? Bunu anlamamız lazım. İkincisi bu sevgi kaç çeşittir? Üçüncüsü Allah-u Teala neden sevgi duygusunu bizim içimizde yerleştirmiştir? Bunu da anlamamız gerekir. Ve herkes benim içimde Allah sevgisi var diye vardır diyebilir. Ama gerçekten sevgi başlanan, gerçekten sevgi Allah sevgisini taşıyan insanların alametleri ve bu sevginin meyveleri nelerdir? Ve en son bu sevgiye, bu gerçek sevgiye varmanın vesileleri nelerdir? Bu konu ancak bu şekilde anlaşılabilir ama ben müsaade vakit ne kadar müsaade ederse o kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Demin de ben açıkladım, bir muhabbet Arapça bir kelimedir ve bu demektir ki bir insanın içi aynen hap gibi, Türkçe'de çok rahat anlaşılıyor, huptan hap, hap gibi birisiyle dop doluysa, başka bir şey içinde yoksa muhabbet demektir bu. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatmak için Musa Aleyhisselatü'nün milletinden bir örnek verir. Biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam Tur'a çıktığı zaman arkasından da kalanlar, onlar bir bozağa tapmaya başlamışlardı. Ve Allah-u Teala dedi ki onlar için uşrebu fi kulubihimul icla. Sanki o bozağa onlara içirilmiş bir şey içtiğimiz zaman hemen kanımızın parçası haline geliyor. Ve bu muhabbet bu demektir aslında. Aynı mana aslında Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bu muhabbetten bahsederken kim birisinin sevgisine ve muhabbetine tutulursa sanki onu içmiş gibidir. Vallahi Mesih Aleyhisselam diyor ki sanki onu içmiş gibidir. Ve bundan dolayı birisinin sevgisine kaptıran kimse onun ahlakiyle ve rengiyle renklenir. Ve sevgilisinin vasıflarını taşır. Sanki onun gölgesidir. Bundan ne anlıyoruz? Gerçek muhabbet nedir? Eğer Allah-u Teala'nın sıfatlarını biz taşmaya çalışıyorsak, Allah-u Teala'nın izleri bizde bulunuyorsak, ahlakiyle ahlaklanmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tehallaku bi ahlakillah. Yoksa Allah'ın ahlakı yok. Yani ahlak bu manada, bizim anladığımız manada yok demektir ki Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanın. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sibgatallah ve men ahsanu minallahi sibga. Allah'ın rengiyle renklen. Çünkü Allah'ın renginden daha güzel renk yok. Gerçek sevgiyi taşıyan insan, Allah sevgisini taşıyan insan, Allah'ın vasıflarıyla, sıfatlarıyla sıfatlanır ve onun rengiyle renklenir. Vadlen Mesih Aleyhisselam buyurur ki, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İnno araznel amanata ala semavati vel arz vel cibal fe abeyna en yahmilnaha ve aşfakna minha ve hamalahal insan اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جُهُولًا. Vallahi mesela diyor ki Allah-u Teala emanet, yani sevgi emanetini yeryüzündeki mahlukata
yeryüzündekilere, gökyüzündekilere ve dağlara takdim etti. Ama onlar bu sevgi emanetini taşmayı reddettiler, kaldıramayız dediler. فَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Bir tek insan oğlu kendini takdim etti. Dedi ki ben bunu taşırım. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Çünkü bu insanda iki vasıf var insanoğlunda. Yaratılış itibariyle insanda iki vasıf vardır. Zulümdür. Allah-u Teala için kendini zulm edercesine ezebilir. Ve cehula ve Allah'a karşı olan, Allah'a ortak sayılan, onun gayrını ve ondan başkasını hiçe sayabilir. Bu iki vasıf var insanda, başka kimsede yok. Ve Vadil Mesih Aleyhisselam diyor ki, insan oğlu, yani gerçek sevgisini taşıyan insanlar, bunlar sıkıntılara ve sınanmalara katlanarak dahi olsa Allah'a yolunda ilerlemeyi vasıfına sahiptirler. Öyle karakter var insanda. Onun için bu insana bu emanet insana verdi. Sonra Vadiler Mesih Aleyhisselam diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insan ve cin bana ibadet etsin diye yarattım. Abd kelimesi ibadet. Abd kelimesi aslında biz normalde insan da halk zanneder ki ibadet sadece beş vakit namaz kılmaktır. Ama abd kelimenin asıl manası başkasının izlerini taşmaktır. Kimin izlerini taşıyorsam ona ibadet ediyorum. Onun için Vadil Mesih Aleyhisselam diyor ki muhabbet ve sevgisinin nihai neticesi tapınmadır. Ve onun için bu kelime Allah'a hastır. Çünkü sen kimi gönlünden seviyorsan dual olarak taparcasına onun arkasından gidiyorsun. Sonra Vadiden Mesih Aleyhisselam Hazreti Muslemov ikinci halife hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayeti var Allahu nuru semavati vel arz onu açıklarken der ki buradan Allahu nuru semavati vel arz'ın manasına gelince burada kastedilen Allah sevgisidir ki hangi şeye girerse aydınlanır, nurlanır. Eğer bir mekana girirse mekan nurlanır. Eğer bir gönlüğe girerse nurlanır. Ve dedi ki bundan dolayıdır ki bu nur Kabe'ye indiği zaman Kabe nurlandı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine bu nur indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öylesine nurlandı ki Allah-u Teala ona siracen munira güneş dedi. Parlatan güneş dedi. Sonra sevginin çeşitlerine gelince Vallahi Mesih Aleyhisselam buyurur ki sevgi iki çeşittir. Gerçek sevgi ve mecazi sevgi. Gerçek sevgi bilindiği gibi Allah-u Teala'ya için olan sevgidir. Ve mecazi sevgi Allah dışındakilerden kimi Allah severse, Allah haricinde kimi insan severse o mecazi sevgidir. Vadlen Mesih Aleyhisselam'ın ikinci halifesi der ki bu konuyu anlatırken der ki insan fıtratında sevgi konulmuştur. İnsan yaratılışında sevgi vardır. Nitekim hiçbir insan yoktur ki gönlün nasıl kaptıracağını veya başkasının gönlünü nasıl çalacağını bilmesin diyor. Tecrübesi olmasın. Her insanın buna iyi kötü tecrübesi var. Birisi bir hanıma gönlünü kaptırmıştır. Birisi paraya kaptırmıştır. Birisi gönlünü çocuklara kaptırmıştır. Hazır diyor ki herkesin tecrübesi, bu konuda tecrübesi vardır. Nitekim hiç kimse Allah yolunda nasıl ilerlenilir
kimse böyle bir mazeretle bulunamaz. Çünkü herkes bunu biliyor. Mecazi sevgisinden bahsederken Allah-u Teala Âl-i İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Diyor ki kadınların sevgisi, evlat sevgisi, altın ve gümüş sevgisi, atların sevgisi, davarlar ve sevgisi size güzel olarak gösterilmiştir ve size güzel gösterilmiştir. Bu dünyevi metadır, geçici dünyevi metadır ve siz Allah en güzel döneceği yeriniz Allah indindedir. Şimdi bu ayet-i kerimede sevgi güzel olarak gösterilmiştir kelimeleri önemlidir. Çünkü bu sevgi burada Allah-u Teala bunu anlatmak istiyor ki size hangi güzelliği görünüyorsa o gerçek güzelliği değildir. O aslında Allah-u Teala'nın güzelliğinin bir gölgesidir. Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam o zaman Seba Melkesi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hazreti Süleyman'a gittiği zaman o da tabii müşrik bir kadın. Allah-u Teala değil de başka adına tapan bir kadındı. Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam ona bu konuyu anlatmak için bir saray yaptırdı. İçinde bir havuz yaptırıyor ve havuz üstüne bir cam koyuyor. Bu kraliçe, Seba kraliçesi oradan geçerken oranın su olduğunu zannediyor ve elbiselerini yukarıya kaldırıyor. Ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam ona o zannetti ki bu sudur zannederek elbisesini yukarıya kaldırdı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ona anlat ki hayır bu su değil. Su gibi görünüyor. Su bunun altında, bunun arkasında. Ve böylece Seba Melke Kraliçesi bu noktayı anladı. Ve iman etti. Ki bizim bu gördüklerimiz, bu güzellikler, güzellik olarak gördüklerimiz bunlar gerçek güzellik değil. Asıl güzellik bunun arkasında gizlidir. Ve Allah-u Teala bize böylece anlatmak istiyor ki siz gönlünüzü kadınlara kaptırın, zenginliğe kaptırın, paraya kaptırın veya dünyanın diğer geçici metalara kaptırın. Onlarda bir güzellik var. Bunu reddetmiyorum diyor. Ama o güzellik mecazidir. Gerçek değildir. Siz oraya gidip durmamalısınız. Sizin hedefiniz onun arkasındadır. Onu aramaya çalışın. Burada da gelecek konuşmada da Vadlin Mesih Aleyhisselam bunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Dedi ki insan gönlünü başkalarını kaptırırken bugün birkaç gün burada sonra usanıyor. Bir iki sene sonra başka bir şey gönlünü kaptırıyor, usanıyor. Neden böyle diyor? Çünkü gerçek hedefe ulaşamıyor. Sanki kayıp olmuş bir meta var imiş ve onu aramak için tencerenin kapağını kaldırıyor. Acaba burada mı? İçine elini dolaştırıyor, iyice görüyor, göremeyince sonra ikinci bir tencerenin kapağını kaldırıyor veya herhangi bir şey, bir taş kaldırıyor. Acaba benim gerçek aradığım burada düşüncesiyle. Ama Allah-u Teala onu anlatmak istiyor ki hayır, bu aslında senin gerçekten aradığın burada değildir. Vadlen Mesih Aleyhisselam diyor ki bu mecazi aşka ve sevgiye yakalanan insanlar için diyor ki bu sevgi diyor, bu mecazi sevgi uğursuz bir sevgidir diyor. Ve kim buna ve bu sevgi çökmeye mahkumdur. Sonra diyor ki İnsanoğlu yanlışlıkla bu tür demin bahsettiğim şeylerde mutluluğunu aramaya çalışır. Ancak birçok zahmete katlandıktan sonra mutsuzluk
ve mutsuzluğa ve hastalıklara yakalanır ve hatta bazı insanlar onun için Allah'ın koyduğu doğal yaşa kadar yaşamadan bu dünyadan gider veya birçok hastalıklara yakalanarak buradan gider. Bazıları diyor, dünyevi izzet ve şöhret için hayatını geçirir, ona gönlünü kaptırır ve eninde sonunda hasret ile bu dünyadan gider. Hatta bazı insanlar bildiğiniz gibi bizim de tecrübemiz vardır. Bu tür yanlış yerlere gönlünü kaptıran insanlar umutsuzluğa kapılır ve intihar eder. Bunu çok böyle olaylar yaşanır. Allah-u Teala neden bu sevgi duygusunu bizim içimize yerleştirdi? Vadiler Mesih Aleyhisselam diyor ki sevgi gücünün bir hedefi vardır. O Allah sevgisi, bu sevgi duygusunu. Eğer bu hedef 12'den vurulmadığı müddetçe, tam hedefe bu ok saplanmadığı müddetçe insan huzursuz ve rahatsızdır. Nereyi severse, kimi severse ve neyi severse insan huzura kavuşamıyor. Ama bu güç, bu duygu gerçek hedefe ulaştığı zaman, yani Allah sevgisine yakalandığı zaman gönül daimi olarak bir huzura kavuşur. Ve böyle insanlar Allah sevgisini gönlünün kaptıran insanlar daimi olarak bir huzur içindedirler ve hiç kimse onlara zarar veremez. Vallahi Mesih Aleyhisselam diyor ki benim gönlüm daimi olarak fetva verir ki Allah'tan başkasını müstakil olarak sev. Müstakil derken biz Türkçe'de deriz müstakil ev, yani bağımsız, sanki her şey odur. O şekilde birisini sevmek ve ilahi sevgi dışına çıkmak, ister bu sevgi evladı için olsun, ister arkadaş için, bir türlü küfürdür, kafirliktir ve büyük günahtır ve bunun neticesi selbi imandır. Yani imandan mahrum olmaktır. Hazreti, şimdi bir soru var tabii. Allah sevgisinden bahsederken başka kimseyi sevmeyecek miyiz? Tabii ki seveceğiz. İslam'ın bizi anlattığımız galip olan sevgi Allah sevgisi olacak. Diğer sevgileri Allah sevgisinin gölgesi olacak. Bunu bir örnek, basit bir örnek. Hazreti Ali'ye oğlu Hazreti Hasan radıyallahu teala anhu soruyor. Diyor ki baba, Allah'ı seviyor musun? Evet seviyorum. Beni seviyor musun? Evet seviyorum. Peki diyor, bir gönülde iki sevgi nasıl bir araya gelebilir? Bir gönülde iki sevgi nasıl olabilir? Bunun üzerine Ali Hazretleri diyor ki yavrum, her ne zaman senin sevgin ve Allah sevgisi karşı karşıya gelirse ben seni alıp atarım ve Allah sevgisine göre hareket ederim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki ben insan oğlunu yarattığı zaman ona sordum. Dedim ki Alastu bi Rabbikum, içine sevgi yerleştirdim. Sordum ona, sevgi duygusunu yerleştirdim ve sordum. Alastu bi Rabbikum, senin Rabbin ben değil miyim? Kalu bala. Herkes dedi ki evet, şüphesiz bizim Rabbimiz sensin. Bundan dolayıdır ki Vadiden Mesih Aleyhisselam bunu açıklıyor. Diyor ki bir çocuk dünyaya gelir gelmez ana sevgisine müptela olur, yakalanır. Hatta o kadar ki bütün dünya metaları ona verilse dahi ve öbür taraftan annesinden mahrum bırakılsa çocuk bütün dünyayı tekmeler, hayır anne istiyorum der. Ve diyor ki bundan anlaşılıyor ki Allah-u Teala insanın içinde bu sevgi koymuştur ve bu sevgi aslında gerçek mabut, gerçek Allah'a varmak içindir.
Ve insanoğlu farklı yerlerde coşkuyla, aşk coşkusuyla yaklaşır huzur diyor. Vadiler meselesinde diyor ki farklı yerlerde aşk coşkuyla, sevgi coşkuyla yaklaşır. Ve diyor ki sanki, ben demin daha önce de dedim, sanki diyor o kayıp olmuş bir metayı arıyormuş gibidir. Kapağı kaldırıyor, bir pencerenin kapağını kaldırıyor. Acaba benim şeyim burada mı? Taş kaldırıyor, acaba o kayıp olan meta burada mı? Ve Allah sevgisine varıncaya dek onun bu durumu devam ediyor. Huzur bulamıyor. Evet, sevgiye, bir insan sevgiye nasıl yakalanır? Vadiler meselesinde der ki iki yolu vardır. İnsan, üçüncü diyor sebep yok. Birisinin aşık olmanın, gönül kaptırmanın üçüncü bir yolu yok. İki yol varsa diyor, iki sebebi vardır diyor. Birincisi diyor husn, ikincisi ihsan. Husn güzellik ve ihsan iyilik. Bir insan birisinin güzelliğini gördüğü zaman gönlünü ona kaptırır. İkincisi birisinin minneti ve iyiliği altında kaldığı zaman der ki ne kadar iyi bir insan ve gönlünü ona kaptırır. Ve diyor ki bunlar pek alası ile en güzel şekilde her ikisi Allah-u Teala'da vardır. Demin de ben örneklerde bunu söyledim ki insan dünyadaki bu güzelliği ki Vadiler meselesinde bu dünyada ne güzel olarak size göründüyse Allah güzelliğinin bir zerresi bile değildir. Ve biz ona ne güzel diyoruz. Her ne olursa olsun. Ben bir Müslüman bir evliya var. O diyor ki ey insan sen güzelliğe gönlünü kaptırdın. Ama bu güzelliğe bu güzelliği vereni niye gönlünü kaptırmıyorsun? Ne kadar körsün diyor. Vallahi Mesih Aleyhisselam diyor ki bu güzellikler başlayanın kendisi ne kadar güzeldir. Bunu bir düşünmene de. İkincisi onun ihsanlarına gelince, onun iyiliklerini, onun bizim huzurundaki hayırlara gelince o kadar sonsuzdur ki insan bunu düşünemez bile. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bir duası var. Mümin her iki yüzünde düşünür. Güzellik Allah'ın güzellikleri Rahman'dır, Rahim'dir, Rab'dir. Bu çünkü sonra Atik Bey'in konuşması var. İlahi sıfatların ilahi aşka aşkta ilahi sıfatların rolü. Doktor Gafar Bey'in de bir konuşması var. Ben ona girmeyeceğim. Ama insan düşünür. Mümin kafayı yorar bu konu üzerinde. Allah'ın güzellikleri üzerinde ve onun iyilikleri üzerinde. Hazreti Süleyman Aleyhisselam duası var. Der ki Rabbi auzeni an aşkura nimeti kallati an amta aleyya ve ala valideyya. Ey Allah benim üzerimde ve benim anne babamın üzerinde, atalarımın üzerinde olan iyilikler için bana şükür etmeyi nasip eyle. Bundan ne anlıyoruz? Sadece benim huzurundaki iyilikleri düşünmem mümine düşmez. O atalar huzurundaki Allah'ın iyiliklerini düşünür. Mesela Hazreti Merona Kur'an-ı Sûr Raci ki radıyallahu teala anhu Mesih-i Muazzam bir sahabisidir. Diyor ki ben dua ederken biz de dua ediyoruz ama o diyor ki ben dua ederken şöyle dua ederim. Ey Allah sen her türlü güzelliğe sahiptin ve her türlü eksiklikten münezzehsin, arınmışsın. Sende bir eksiklik yok. Sen, biz insanoğlu hidayet bulalım diye 124 bin peygamberi gönderdin ve bunlar haricinde hilafet, müceddediyet yani müceddetler, imamet, nizamını kurdun. Sadece biz hidayet bulalım diye. Ve ey Allah, sen bütün peygamberlere rahmet eyle.
Onlar bizim çaba sarf ettiler. Ve en çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Mesih-i Mevud aleyhissalatü vesselam'a rahmet eyle ve onlar hangi gaye için gönderildiyse onları destekle ve onları başarılı kıl. Biz de dua ediyoruz ama bu Hazreti Mevlana Kur'an-ı Kerim'de Râcî ki razıyallahu anh diyor ki ben bu şekilde dua ediyorum. Ve sonra diyor ki ey Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashab-ı kiramın fidakarlıklar sonucu İslam bana ulaştı. Onların hepsine rahmet eyle. Mesih-i Mevud aleyhissalatü vesselam'ın ashab-ı kiramın çabalar ve fidakarlıklar sonucu Ahmediyet bize ulaştı. Onlara rahmet eyle. Bu şekilde diyor ben dua ediyorum. Ne demek istiyorum ki? Mümin kendini Allah sevgisine kaptırmak istiyorsa bencil davranmayacak. Düşünecek. Benden önce Allah-u Teala ne plan kurdu? Allah'ın ne nimetleri var? Benim atalarım üzerinde nimetleri ne? Maddi nimetlerde, manevi nimetlerde. Nitekim Süleyman Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah bana o nimetler için şükür etmeyi nasip eyle ve an amela salihan tarzahu. Bazen insanlar nimete sahip olunca şımarıyorlar. Bazı insanlar var derler ki ya benim atalarım bu kadar yüce insanlardı. Demiyor ki benim Rabbim onlara bu nimetler bağışladı. Böyle demiyorlar. Onlar yoldan sapıyorlar. Onlar Allah sevgisine değil, dünya sevgisini, mecazi sevgisini kaptırıyorlar. Kendilerini kaptırıyorlar. Ama sadece niyeti değiştirince insan Allah sevgisine kendini kaptırıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam diyor ki ey Allah ben yoldan sapmayın bana nasip ve an amala salihan tarzahu senin hoşuna giden senin rızasını nail ettiren ameller yapmayı nasip eyle ve bu kadarıyla da durmuyor. Ve aslih li fi zurriyati. Bizler hepimiz az ve çok evlatlarımızdan dert yanırız efendim çocuğumuz ben dediğim şekilde değil, istediğim şekilde değil veya filanın yani çocuğu değil veya bizim gelecek neslimiz bizim istediğimiz gibi değil. Ama bu kadar yetmez. Hazreti Süleyman Aleyhisselam dua var. Diyor ki ve aslih li fi zurriyati. Allah benim evladımı da ıslah eyle. Ve Mesih-i Mevud Aleyhisselam diyor ki mümin bu dua etmeli. Eğer sen kendin ve neslinin Allah yolunda devam etmesini, onun sevgiyle ona bağlanmasını istiyorsan, o zaman bu kelimelerle Mesih-i Mevud Aleyhisselam dua et ve buyuruyor ki dua et ve asle li fi zurriyati inni tubtu ilayk ve innani minel muslimin. Ya Allah ben sana yöneldim ve ben sana teslim oldum. Bunda ne anlıyoruz? Mümin Allah-u Teala'nın güzelliklerini ve onun iyiliklerini görmeye başlayınca bunu biz adet haline getirince Allah'ın lütfuyla gönlümüzü Rabbimize kaptırırız. Ama eğer biz Rabbimizin güzelliğini ve iyiliklerini görmezden gelip başkalarının sanki bize o vasıta olanları iyilik olarak ve güzel olarak görürsek o zaman biz onlara gönlümüzü o mecazi aşka kaptırırız. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam diyor ki bir insan eğer bir adım Allah'a yaklaşıyorsa Resulullah'ın hadisi de var Allah-u Teala 10 adım ona yaklaşır. Yani ben demiştim ki bu gerçek sevginin meyveleri ve alametleri nedir? Oturduğu yerde bu sevgi nasip olmaz. Adım atmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir adım samimiyetle bir adım atarsan Allah 10 adım atar. Sen yaya gidersen o koşarak gelir. Ama sende bir hareketin mutlaka olması lazım. Hatta ki diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Mesih-i Mevud aleyhissalatü vesselam'da buyuruyor diyor ki o kadar ki bu adımlar ilerledikçe o kadar ki Allah-u Teala müminin gözü olur onun eli olur onun kulağı olur. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Allah-u Teala diyor ki bu tür insanlar için bunun meyveleri semireleri nerededir onları bahsediyorum. Sadece efendim ben Allah sevgisiyle
ne diyeyim, içim doludur ve demek yetmez. Bunlar sadece iddia. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki man ada veliyen li fakad azantuhu lil harb. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Kim benim evliyama davet ederse, ona düşmanlık beslerse o ona değil. Aslında bana savaş açmıştır. Ben dün okudum bir eski bir evliyadan okudum. Bir evliya yoldan giderken yolda çamurlu. Orada yol kenarında bir aşık ve sevgilisi oturuyor. Evliya yürürken onun adımlarıyla bir damla pislik veya çamur orada oturan o bayanın yani sevgilisinin yüzüne sıçradı. Bunun üzerine aşık çok kızdı. Gelip evliya bir tokat atmış. Kızmış ve tokat atmış. Evliya da yürümüş. Hiçbir şey demeden yürüdü, devam etti. Az sonra bir adam ona geliyormuş. Diyormuş ki efendim senin o, sana tokat atan adam var ya, o adam aynı çamurda düştü, boynu kırıldı ve öldü. Evliya hiç tereddüt etmeden ve hiç şımarmadın diyelim, dedi ki kardeşim ben ne yapabilirim? İki aşkın kavgasıydı. Ben onun sevgilisine yanlışlıkla o çamur fırlatmış oldum. Bir damla o sıçratmış oldum. O kızdı, bana tokat vurdu. Benim sevgilim kızdı, ona tokat vurdu. Ben ne yapayım? Ben 1974 senesinde Pakistan'da mollalar bizim aleyhimizde büyük fitnaları kopardılar. Ahmadilerin evlerini yaktılar. Bazen birileri şehit oldu. O zaman Sangla Hill diye bir yer var. Oranın amiri Masih ashabındandır. Yaşlı bir insandır. Camide yatıyor. Ve gayri Ahmadilerin bizim muhaliflerin cami bizim camimizle karşı karşıya. Oradan bütün bizim aleyhimizdeki propagandalar, o ne diyeyim protestolar hep o camiden de yürütülüyor. Mübaşşir Ahmet Karnu Bey var bizim hocamız. O anlatıyor. Diyor ki merkez bana gönderdi oradaki durumunu incelemek için. Ben gittim. Baktım ki o amir bey, yaşlı bir insan. O hep orada yatıyor. Oradan gitmiyor. Ben ona dedim ki efendim sen niye buradan gitmiyorsun? Çok durumlar, vaziyetler çok tehlikeli. Buradan gitmen lazım. O dedi ki senin dediğini ben de düşündüm. Allah-u Teala'ya dua ettim. Ve Allah-u Teala bana dedi ki seni merak etme, seni ben koruyacağım. Bu olaylar, yani bu sevginin semreleri, meyveleri, bu eskiye kalmış değildir. Bazı insanlar zannediyorlar ki bu kalmış, eskiye kalmış. Bizim bir Türk bir arkadaşımız var, Gökhan Yeşil, Almanya'da. O bana anlattı. Bana der ki, hani biz birkaç arkadaş oturuyorduk, bize anlattı. Ahmadiyet'e nasıl geldiğini. Ve o da bir örnek, ciddi olarak bir adım atınca Allah-u Teala nasıl koşa koşa geliyor. Diyor ki ben Alevi bir çocuğum diyor, Alevi bir ailenin çocuğuyum. Hayat bunca diyor hiç neden alnım secdeye gitti. Ne Allah-u Teala'yı tanıyordum. Ve her türlü diyor pis işlere karıştım. Hatta diyor benim gelirim ailemin gelirinden daha fazla olurdu. Bir gün diyor benim evimin önüne bir grup geldi. Bu mafya tipi insanlar geldiler. Bana dediler aşağı in. Seninle hesaplaşacağız. Ben de ilk defa o zaman içtenlikle ve samimiyetle dedim ki ey Allah, eğer sen varsan bana yardım yok. İlk defa diyor samimiyetle diyor. Ve başka çarem yoktu diyor, aşağı indim. Aşağı indiğim zaman baktım ki onlardan kaçacağım yerde. Onlar benden kaçıyorlar. Allah Allah, bu ne oluyor dedim. Ha, bir türlü anlayamadım ama onlardan bir kişi bana yaklaştı. Dedi ki kardeşim sen bana ne verirsen ver de seninle hesabı kapatalım. Ben diyor yukarıya gittim. 2000 euroyu getirdim. Ama diyor ben bu
Tabii bu işler, pis işlere bulaşıyordum ama gelinimi hemen hemen hepsini fakir fukaraya dağıtırdım. 2000 yorum vardı diyor, geldim onlara verdim. Bunu görünce bir başka birisi geldi bana yaklaştı, dedi ki bana da biraz var. Ben de uzaklaş benden. Böyle deyince o kaçtı diyor. Allah Allah, bu nedir diyordum. Bu niye bunlar kaçıyorlar benden? Bunlar büyük grup halbuki. Her neyse diyor, gittiler, hepsi gitti. Benim bir arkadaşım vardı, bana dedi ki ya sen hiç cumaya falan gitmedin hayatına, gel seni bir cumaya götüreyim diyor. Cumaya gittim onunla. Namaz nasıl kılacağını bilmiyorum diyor. Gittim böyle namazımı görerek kıldım. Namazım diyor bittikten sonra hutbe veren hoca bana geldi. Bana dedi ki yavrum camiye geldin iyi, gelmen lazım, güzel bir şeydi ama. Ha diyor ki, ha, camiye gitmeden önce diyor ki ben camiye giderken yolda aynı kişilere rastladım ama onlar hiç bana yaklaşma cesaretini gösteremediler. Camiye gittim, cumamı kıldım. Cami hocası bana yavrum güzel, gelmen iyi, güzel bir şey ama dedi şu senin sağ solunda iki tane şu senin koruman var ya, bunlar da dışarıda dursunlar, iyi bir şey değil. Camide böyle bir manzara hiç hoş değil. Diyor ki ben o gün anladım ki Allah var. Ve Allah-u Teala benim o samimi duyduğumu o gün kabul etti. Ve iki koruma bana verdi. Ve diğer insan, o düşman olan insanlar, mafya tipi insanlar ondan korkuyorlarmış. Yoksa bende bir meziyet yok. Vadlen Mesih Aleyhisselam'ın bir sahabi var. Mahbub Alem Hazretleri ismi. Tebliğ için giderdi. Nereye emir geldiyse giderdi ve bugünler gibi teknoloji yok, tren yok, uçak yok, yaya gidiyorlar. Diyor ki ben çok tehlikeli yollardan geçiyorum, ormanlardan geçiyorum, çok tehlikeli yollardan geçiyordum. Allah-u Teala'ya dua ettim. Ey Allah, ben senin Mesih-i Mevud Aleyhisselatü'l-İslam'ın mesajını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini yaymak için ben gidiyorum. Sen beni koru. Diyor ki baktım ki ben ne zaman çıkıyorsam bir aslan oradan çıkıyor. Ben yürüdüğüm müddetçe, bütün tehlikeli yollarda ben yürüdüğüm müddetçe o benim sağıma, soluma, arkama gidiyor böyle. Ve ben emniyetli yola gidene kadar o benimle devamlı, o da yolculuk yapıyor. Bir gün öğrencisiyle beraber gidiyormuş. Ormana girdiği zaman aniden aslan ortaya çıktı. Öğrencisi de korkmuş ki bize saldıracak. Mahbub Alim Bey Hazretleri diyor ki hayır, o bizi korumaktan görevli. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim gelişimin gayesi insan oğlunu Rabbi ile mülaki yaptırmaktır. Aralarında engeller var. Görüşemiyorlar. O engelleri ortadan kaldırmaktır diyor. Ben bunun için geldim. Şimdi biz eski evliyaların hikayelerinde bunu okuyorduk. Şeyh Sadi var İran'da. Ben onun çocukken resmini görürdüm. Bir aslan üzerinde binmiş. Yani sanki evliya aslana hükmediyormuş gibi. Bunlar milletin hikaye gibi kabul ediyor ama Ahmediler bunu gözleri görüyorlar. Buna şahittirler. Bugün bile buna şahittirler bu olaylara. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala bana man ada veliyen li fakad azantuhu lil harbe. Bil harbe. Kim bana benim evliyama düşmanlık beslerse ona bir şey yapamaz. Çünkü benimle savaş ilan etmiştir. Bunlar onun örnekleri ve Allah-u Teala Allah sevgisinin bazı bunları alametlerinden birisinden diyelim bahsetmiş oldum. Ve Allah sevgisini biz nasıl varacağız? Ben demin dedim ki peygamberler geldi bizim hidayetimiz için. Moruna Kur'an Musa Resul Hazretleri'nden bahsederken ki onlar için, hepsi için dua ediyor. Diyor ama Allah-u Teala Kur'an'a kimde diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا سَعَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Ne demektir bu? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim kullarım artık Musa'ya, İsa'ya, İbrahim'e sorduklarında değil, sa'alaka, sana sorduklarında, anni, benimle ilgili, fa inni garibim, ben yakınım.
Bu devirde eğer birisi Musa'ya, İsa'ya, İbrahim Aleyhisselam'a veya başkasına gidip sorarsa Allah Teala diyor veya başka bir şekilde. Bazı insanlar var diyor ki ben o ormana gittim, koştum, seslendim. Allah varsan bana görün. Bazı filozoflar böyle şeyler yazıyorlar. Ama hiçbir ses gelmedi, hiçbir şey görmedim, inanmıyorum. Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu teala anhu'nun bir kitabı var. Bizim Rabbimiz. Orada çok güzel bir konu açıklıyor. Diyor ki bakın her şeye varmanın yollar ve vesileleri vardır. Siz ondan eğer vazgeçerseniz o vesilelere başvurmazsınız hedefinize ulaşamazsınız. Aynı şekilde de Allah'a varmanın bazı yolları var. Örnek olarak söylüyor. Diyor ki mesela bu bilimsel olarak bilinen bir gerçek var. Bebek ağladığı zaman annenin göğsünlerine kendiliğinden süt iner. Süt yoksa bile iner. Böyle bir sistem var. Kendiliğinden o sistem harekete geçiyor. Ama diyor bebek ağlamayınca eğer annesinin karşısına çıksa ve dese anne gustah bir şekilde, saygısız bir şekilde böyle dese anne benim duyduğuma göre işte annenin göğsünde hemen süt inermiş. Varsa bana göstersene, içirsene bana. Diyor ki süt varsa bile kaçar. Onun saygısızlığından dolayı. Aynı şekilde diyor ki Allah-u Teala'ya birisi saygısız bir şekilde Allah'ı denemek için dua ederse, bir başka bir şey yaparsa Allah-u Teala ona yaklaşmaz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki la tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Gözler ve insan bilgisi Allah'a varamaz. Ama Allah-u Teala kimin samimiyetini görürse, kimin çabasını görürse ve hak ettiğini karar verirse diyor ki vahuva yudrikul absar, Allah kendiliğinden ona gider. Kimse, çünkü niye böyle? Eğer insan kendi çabasıyla Allah'a varabilirse, o zaman ve Allah'ı bulabilirse, o zaman Allah-u Teala onun minneti altında kalmış olur. Ve kim bizim minnetimizin altındaysa o Allah olamaz. Biz Allah-u Teala'nın minneti altındayız, o geliyor kendini tanıtıyor. Yoksa biz ona bu şekilde varamayız. Anlatıyorum ki Allah-u Teala dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu devirde benim kararım şudur ki benim kullarım sana gelip benim hakkımda sorduğu zaman ben yakınım yoksa yakın değilim. Ne yaparsa yapsınlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemiz gerekir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki günlük kitna daima veremiyorum daha ne? ठीक है. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ey Allah sevgisine talip olanlar. Size bir kararımı açıklayayım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlara söyle. Eğer siz Allah sevgisine ulaşmak istiyorsanız fattabi'uni. Bana tabi olun. Vadlen Mesih aleyhisselam diyor ki İnsanlar büyük mücahidelere girer. Mücahide derken büyük böyle çabalara giriyor. Birileri diyor ki efendim ben günde 1000 tane nafile kılıyorum. Birileri diyor ki ben efendim ne diyeyim 2 sene mağarada kalıyorum. Böyle Müslümanlar için daha affedersin. Böyle şeyler var. Çabalar var bu şekilde ki İslam'la ilgisi olmayan. Huzur diyor ki bu kadar mücahidelere gerek yok. İtaat öyle bir şeydir ki bununla kalp nurlanır. Hatta Mesih Aleyhisselam diyor ki bu itaat dünyevi yöneticilerle ilgili olsa dahi. Peki eğer dünyevi yöneticilerle ilgili, dünyevi yani devlet yönetici vesaire diye ile ilgili eğer kural buysa, onlara itaat edince, Allah için onlara itaat edince eğer kalp, insan kalbi nurlanıyorsa o zaman Allah-u Teala'nın tayin ettiği halifeye itaat edince kalbimiz nasıl nurlanır? Bunun haddi hesabı yoktur. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alamin.